Dostlarım selamlar. Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün inceleme için Türkiye'de sadece bir tane bulunan ama sizin satın alabileceğiniz XTFX'in Merch 319 16 GB'lık Aris 6800 XT ekran kartına yakından bakacağız. Bu adam gitti birader. Dostlarım şu anda ekran kartı XTFX'in en tepe ekran kartı. Zaten XTFX'in 6000 serisinde galiba 319'un dışında bir ekran kartı modeli bulunmuyor. Ama tabii ki de ilerleyen zamanlarda AMD GPU yetiştirmeyi başarırsa bu ekran kartlarının farklı farklı modellerini de görebileceğiz. Ama şu andaki ekran kartı en azından XTFX'in vermiş olduğu bilgiye göre XTFX'te alabileceğiniz en tepe model ekran kartı arkadaşlar. Zaten ekran kartını biraz sonra gördüğünüz zaman ne demek istediğimi çok çok iyi anlayacaksınız. Elimdeki ekran kartı şu anda Türkiye basınında bulunan ve aslında dünya globaldeki basınlara dağıtılan çok nadir kartlardan bir tanesi. Ama şu anda galiba bu videoyu yayınlayacağım gün XFX'te ona denk getirmeye çalışıyor. Ülkemizde bu ekran kartını rahat bir şekilde bulabileceksiniz. Hatta açıklama kısmına da bu ekran kartının satın alma linkini bırakacağım. Hatta XFX'ten bu video özel bu ekran kartı için de indirim aldım. Açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak da o indirimden yararlanabilirsiniz. Bu modeli daha da uygun fiyata alabilirsiniz. Dediğim gibi açıklama kısmına ben ekran kartının linkini bırakacağım. Ya Allah, bismillah. Şuradan süngerimi çıkartıyorum. XFX'in garanti belgesi ıvır zıvır var. Ve ekran kartımızın kendisi. Abi ekran kartı inanılmaz ağır. Abi ama çok güzelsin be. Arkadaşlar şimdi kartımıza baktığımızda ilk göze çarpan nokta ekran kartımızın 3 tane fanı bulunuyor. Bu fanlardan orta kısımdaki fan var ya, bunun tasarımı bir tık daha küçük. Arka tarafa baktığımızda burada gerçekten tasarım anlamında çok başarılı. Tabi tasarım birazcık göreceli bir şey ama ben şöyle baktığım zaman gerçekten de arka bloğun tasarımı çok çok güzel olmuş. Ve burada sıcak hava hızlı bir şekilde tahliye edilsin diye boş bir alan bulunuyor. Ve buradaki arka plakamız direkt olarak buradaki bileşenleri de ekstra olarak soğutsun diye termal pedle burada güçlendirilmiş. Yani burada hem ana karta hem de diğer bileşenlerin lehim kısmına temas eden bir arka plaka bulunuyor. Ve buradaki arka plakayı da dediğim gibi buradaki termal pedle desteklemeyi de eksik etmemişler. Bu gerçekten güzel olmuş. Ve burada özellikle GPU soğutma tarafında çok kalın bir soğutma bloğumuz bulunuyor. Ve buradaki GPU soğutmak için nikel kaplı 6 mm'lik 6 tane de bakır borumuz bulunuyor. Ve bu bakır boru soğutucuyu arkadaşlar buradan başlayıp buraya kadar geziyor. Yani soğutma anlamında şöyle bir baktığımız zaman bu ekran kartının aslında çok çok üzerine çalışılmış olduğunu görebiliyoruz. Ki zaten gerçekten tasarım anlamında bilmiyorum, tasarım birazcık göreceli bir şeydir ama ben tasarımını çok beğendim arkadaşlar. Lakin ekran kartında eksik gördüğüm bir nokta. Şimdi yan çevirdiğimiz zaman burada çok güzel Radeon Aris 6800 XT yazımız bulunuyor. Hatta buraya geldiğimiz zaman burada XFX'in aydınlatmalı bir logosu bulunuyor. Lakin bu ekran kartının bir RGB desteği bulunmuyor. Ne bileyim, fanlarda yok, sağda yok, solda yok. Bence burada bir RGB desteği bu ekran kartına bol bol yakışabilirdi. Kimisi RGB sevmez ama hani olmuşken hepsi olsun. Sonuçta RGB kapatabiliyoruz birçok ekran kartında. Bunu da kapatırdık istemiyorsak. Hani olmuşken hepsi olsun mantığındayım. Ve gerçekten de şöyle baktığım zaman işte kolum kadar bir ekran kartı. Baksana şuna. Kolum kadar ekran kartı. Ve zaten ekran kartımız arkadaşlar tam olarak 2.9 slotluk bir ekran kartı. Bu neyin havası lan? İşte bildiğin 3 slotluk ekran kartı. 2.9 ne demek? Bu ekran kartı bildiğiniz arkadaşlar 3 slotluk bir ekran kartı. Yani burada kasanızın da geniş bir alanın olması gerekiyor. Burada büyük ihtimalle micro RTX bir kasa kullanıyorsanız bu ekran kartının fan kısmı tamamıyla kasaya yapışacaktır. Onun için ben burada sizlere ATX bir kasa kullanmanızı öneriyorum. Şöyle yan çevirdiğimiz zaman arkadaşlar burada 2 tane 8 pinlik girişi görebiliyorsunuz. Bu iki tane 8 pinlik giriş şu anlama geliyor. Benim yapmış olduğum testlerde ve aslında ki zaten böyle bir ekran kartına yatırım yapmışsanız da bence 850 watt'tan başlayın. Başınız ağrımasın, bir sıkıntı olmasın ve buradaki güç beslemesinin yanına geldiğimiz zaman ise bu ekran kartında çift BIOS bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Rage Mode. Rage Mode'da 2360 MHz'e kadar çekirdek frekansı çıkıyor. Normal Balance Mode'da ise 2340 MHz'e kadar çıkıyor. Ve buradaki soğutma bloğumuz doğrudan video belleklere, MOSFET'lere hepsine temas ediyor. Ve bu sayede ekran kartının içerisinde diğer bileşenlerin de ekstra olarak soğutulmasına katkı sağlıyor. Açık konuşmak gerekirse bıdı bıdı yapmaya gerek yok. Zaten 6800 XT'yi biliyoruz. Eğer XFX'te diyorsa ben bunun için iyi de bir soğutma yaptım. Al sana özel soğutmalı bir ekran kartı. Sana devasa bir ekran kartı yaptım diyorsa o zaman gelin bunu canlı canlı testini yapmaya başlayalım.
Dostlarım için mesela geldi canlı canlı XFX Merk 319 6800 XT ekran kartımızın canlı canlı oyun performansına bakmaya. Burada işlem tarafında 5900X işlemciyi kullanıyorum ve burada Smart Access Memory'yi açmadım. Aslında açmam gerekirdi ama açmadım. Tamamıyla Smart Access Memory kapalı bir şekilde oyun performansını gerçekleştiriyorum ve burada bakın ekran kartımın fan devrini görüyorsunuz. 605 RPM'lerde ve şu anda ekran kartımın fan yüzdesinin sadece %18'ini kullanıyor. Her şeyim otomatikte ve anladığım kadarıyla da XFX sessizlik odaklı bir fan devri bizlere sunuyor arkadaşlar. Çünkü %18'lik fan devri oldukça düşük ki biliyorsunuz Asus'un TUF serisi, Dual serisi, ROG serisi iyi bir soğutma sağlıyor ama fan devrini özellikle TUF serisinde biz %75'e kadar çıktığını gördük. Bakalım XFX aynı durumu yapacak mı? İyi bir soğutma için fan devrini yükseltecek mi yoksa ekran kartını sessizlik odaklı mı yapmış? Eğer siz de isterseniz mesela düşük bir RPM'de çalışıyorsa isterseniz MSI Afterburner yazılımıyla buradaki fan devrini arttırabilirsiniz. Ama bakalım otomatik hızlarda bize XFX ne sunacak? Gelin canlı canlı bakmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi oyunum Cold War'dayım ve burada multiplayer'e gireceğim. Sistemi iyice bir zorlamak istiyorum. RAM tarafında da 16 GB RAM'im var 3600 MHz. Grafik kısmına geldiğim zaman 2K'dayım arkadaşlar ve oyunun bana sunmuş olduğu en üst grafiklerdeyim. Lakin Ray Tracing'i açmadım. Gerek duymadım. Ray Tracing açık değil. Ki zaten AMD ekran kartımızda DLSS alternatif bir teknoloji zaten oyun içerisinde bulunmuyor. Burada anti-aliasing'i görüyorsunuz Ultra'ya çektim. Her şeyim Ultra'da. Lakin Ray Tracing kapalı. Bakalım Ray Tracing kapalı. Her şey Ultra'da 2K'da nasıl bir performans veriyormuş? Canlı canlı görmeye başlayalım arkadaşlar. Şuradan Quick Play yapalım ve kontrol bölümünü oynayalım. Kontrol bölümünü ben seviyorum. Bakalım benim Cold War'daki performansım nasılmış? Beğenecek misiniz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Şöyle güzel bir like atmayı unutman. Kanala abone değilsen de abone olabilirsin. Seni seviyorum. Başlayalım. Dostlarım şu anda 140 FPS'lerdeyim. Ekran kartım sıcaklığı 72 dereceye çıktı. Fan devrim çok düşük. Bakın aklınızda bunları tutun. Fan devri gene düşük. Lakin ben dürbünümü değiştireceğim ya. Bir sonraki turda 3x hatta 4x dürbünle oynamak istiyorum. Keleşte biraz zor olacak ama keleşi ben geliştirdim. Bu adam gitti birader. Tamam. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. 3x dürbünümü aldım. Bunların için içinden geçeceğim. İzleyin beni. Bu gitti. Oo, kaç kişisiniz lan siz burada? Oğlum oradan da beni nasıl vuramazsın ya? Arkadaşlar dediğim gibi bakın fan devrini arttırmıyor. Ekran kartını XFX sessizlik odaklı çalıştırıyor. %35'lik bir fan devri var ve 1200 RPM'lerdeyiz. Gerçekten çok düşük değerler ve 75 derecedeyiz. Eminim ki buradaki fan devrini Asus TUF gibi %75 alırsanız çok iyi bir soğutma verir ama anladığım kadarıyla burada XFX soğutma çözümünü sessizlik odaklı yapmış. Ben de otomatik hızlarla oynuyorum. Herhangi bir değişiklik zaten yapmıyorum biliyorsunuz. Yapma, yan tarafta olamazsın. Double kill aldık ya. Double kill aldık. Çok iyi ama erken öldük ya. Geliyorum bebeğim. Geliyorum bebeğim. Çok iyi be. Aga be, yapma be. Bak ben fena değilim. Üçüncü sıradayım. Gelin bu testimizi burada sonlandıralım arkadaşlar. Call of Duty Cold War'da multiplayer testini yaptık ve gerçekten aldığımız FPS'ler zaten çok iyiydi ama burada şunu anlıyoruz ki XFX fan devrini arttırmıyor. Dostlarım sıradaki ön testim Cyberpunk 2077'deyiz ve ayarlara baktığım zaman burada 2K çözünürlükteyim ve oyunun bana sunmuş olduğu yüksek grafiklerdeyim. Çevre kalabalığıysa ortada arkadaşlar. Orta çevre kalabalığı, yüksek grafikler ve 2K çözünürlükteyim. Bakalım bu değerlerde ekran kartımız Cyberpunk 2077'de nasıl bir performans verecek? Gelin canlı canlı bakalım. Dostlarım oyuna başladık. Şu anda yüksek grafiklerdeyiz. 2K'dayız ve 82 FPS'le oyuna başladık. Hayırlı uğurlu olsun. 80 FPS'ler. Fena değil. Şimdi şöyle biraz ilerleyelim bakalım ne olacak. Selamünaleyküm. Şu arabayı alabilir miyim? Oo, efektlere bak.
güzel. Tamam, bir şey yok, bir şey yok. Korkmayın, bir şey yok ya. Ya oyunun grafikleri çok iyi, gerçekten çok iyi ama işte geçtiğimiz günlerde bu optimizasyon mevzuları, işte ne bileyim Ryzen işlemcilerdeki bu dalavere falan, biliyorsunuz mevzular arkadaşlar. Gerçekten can sıkan bir noktaya ulaştı. Oo, bir dakika. Araba çok iyiymiş. Ben bu arabayı daha önce görmemiş olabilirim Cyberpunk'ta. Alabiliyor muyuz? İnşallah binemiyoruz. Binemiyorsak sen de bunu süreme kanka. Biz binemiyorsak sen de sürme. Eyvah. Oğlum yavaş lan. Kaç. ...85 FPS'ler değişiyor. Ekran kartımızın sıcaklığı aynı, standart, 76 derecelerde. Fan devrimiz şu anda %40'lara çıktı ama halen de fan devri düşük. Sanki XFX ne gerek var abi ya? Yap %60, ne gerek var %40'lara, %35'lere? Anlamıyorum ya. Ne oluyor lan? Oo, mevzu var. Ben de geliyorum beyler, ben de geliyorum. El bombası falan, siz şekilsiniz ha. Kanka, ben sizi sevmiyorum ya. Tamam, burayı hallettik abi, tertemiz. Bak mis gibi geldik, hallettik ve çıkıyoruz şimdi buradan ya. 96 FPS'leri de gördüm. 97'ler falan filan, devam ederim. Abi atmosfer çok iyi. Atmosfer çok iyi ama ben bu oyundan umduğumu bulamadım ya. Vallahi yani bana göre oyun tırt ya. Ben bilemedim. Ben bir sevemedim ya. Motor setlet mi, araba mı ya? Çok kararsız kaldım. Ana! Kaplamaya bak! Cyberbug 2077 abi, buyur. Cyberbug 2077, buyur. Hadi buyurun, hadi. Hadi buyurun abi, buyurun. Sonra gel de bu oyunu oyna ya. Gerçekten insanın siniri bozuluyor. Bu nedir ya? Şuradan bir yerden aşağı düşmemiz yok mu peki? Şuradan düşmüyor muyuz? Bak gördünüz mü neler oluyor baba? Değilmiş, tamam. Kanka ben size yardıma geldim. İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor özel harekat. Abi yerin kaplaması yok bayağı bildiğin şu an. Cyberbug 2077. Ne oldu lan? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kesin bu oyunun yapımcıları... Lan! Ben şuna bineceğim ya. Oğlum araba çok güzel gözüküyor ama ya. Abicim peşimi bırak ya. Bak nasıl geldiğini gördün mü abi? Böyle bir saçmalık mı olur ya? Ne oluyor oğlum? Oğlum sen nereden çıktın? Nasıl gelebildin ki buraya? Polis nasıl geldi bir anda? Siz ne ara geldiniz oğlum? Bin hadi bin ya. Bin, siz ne ara geldiniz, ben anlamadım ya. Abicim hiç kusura bakmayın. Bu oyunda şehrin bir yapay zekası yok. Var diyenin alnını karıştırırım. Yok abi bu oyunda... Şehrin bir yapay zekası yok abi. Sıradaki oyun testim 4-5'teyiz arkadaşlar. Şöyle asfaltı güzelce bir yakalım istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde ayarlara baktığım zaman burada 2K'dayım ve oyunun bana sunmuş olduğu high grafiklerdeyim ve burada Ray Tracing de açık. Ray Tracing, high grafikler ve 2K çözünürlükteyim. Bakalım oyunda kaç FPS alacağız? Biliyorsunuz 4-5 oyunu çok güçlü, çok zorlu bir oyun. Ray Tracing açık, high grafiklerdeyiz, 2K çözünürlükteyiz. Ve performansımız 100 FPS'ler. Aklımızda bulunsun. Oo, atmosfer çok iyi değil mi ama ya? Oğlum ne oldu lan? Bir de öne geçtim ben. Ama çok hızlı gidiyorum. Okey, şu an iyiyim.
Baba ne güzel gidiyor be. 134 FPS'lerdeyim. Ama bunlar biraz gelsin çünkü araç yoğunluğundaki FPS'i görmek istiyorum. Gelin abi, gelin biraz, gelin biraz. Okey. Bakın 115'lere düştük. Tamam, güzel. Şimdi geçebilirim abi. FPS'leri gördük sonuçta. Baba bittiniz siz ya. Bittiniz siz. Oğlum ne oluyor? Arabanın altına girdik ya. Ya bir yol ver abi, yol ver. Geliyor, geliyor. Şampiyon geliyor. Sen ne yapıyorsun be? Sen nesin ya? Rallici misin sen? Bu nedir ya? Bu nasıl bir güzellik ya? Toprak yolda drift yapmak nedir ya? Çılgın, çılgın sürücü. Arkadaşlar bir tane direksiyon seti almayı düşünüyorum ya. Ama para sınırı yok yani. Bütçe sınırı yok. Ama tabii bir abartı bir şey de istemiyorum ama böyle gerçekten de rally oyunlarında hani ben gerçekten de bir arabayı simüle etmek istiyorum. Yani böyle önerebileceğiniz vitesinden gazına bir böyle set varsa çok iyi olur ha. İlla ki şu anda bu videoyu bu şekilde oynayan arkadaşlar izliyordur. Sizden tavsiye bekliyorum. Sonunda be. Ben bu yarışı geri geri bitireceğim abi. FPS'leri gördük. Şahaneydi. 2K'dayız. High grafiklerdeyiz. Ray tracing açık. Saçlarım bozuk. Hızlı bir şekilde bir sonraki oyuna son oyun testine geçelim. Dostlarım sıradaki son oyun testim Valhalla mı ya diyebilirsiniz ama Assassin's Creed Valhalla testindeyim. Ayarlara baktığım zaman burada bizi 2K çözünürlükteyim. Render ölçeklendirmem tamamıyla %100 orijinalde ve grafik kısmında ise ultra high grafiklerden. Yani bunun daha üstü yok. Ultra high grafikler 2K çözünürlükteyim. Assassin's Creed. Kızım ne oldu ya? Ya sen bize sürpriz mi yaptın ya? Sen bize sürpriz mi yaptın? Sen bizi... Dur ya. Sen bize sürpriz mi yaptın aşkım? Şimdi oyunun başlangıç kısmını, yani böyle Valhalla'yı oynamadım ama oyunun girişini gerçekten çok beğendim. Özellikle oyunun giriş kısmındaki sahneler müthişti. Yani indirime falan girerse mutlaka alın arkadaşlar. Yani Assassin's Creed'den bir sponsorluğum yok ama gerçekten çok keyif alarak giriş kısmını izledim. Gerçekten keyifliydi. Şimdi bir uzay bakışı yapalım. FPS'i bir düşürelim mi şöyle? Uzay bakışı yaptığımızdan 100. Abi çok iyi. FPS mükemmel ya. 2K'dayız. Ultra high grafiklerdeyiz. Yani ultra da değil. Ultra high artık. Nereye gideceğiz abi biz şimdi? Aga ben bunu indireceğim. Oba, baltayla indirdik abi, çok iyi, devam. Devam ki. Selamünaleyküm. Sizi öldürmeye geldim. İçeride birileri var mı? Hacı abi selamünaleyküm. Ben oyunun karakteriyim. Ölsem bile tekrar dirilirim, sıkıntı yok. Kanka sen de anahtar yok değil mi sende ya? Dur sende de yoktur. Kanka sende hiç olmaz zaten. Yani FPS'lere baktığımız zaman en yüksek grafiklerde 2K'da bu değerleri görmek gerçekten güzel. Daha da fazla ilerlemeyeyim arkadaşlar. Zaten böyle değerleri gösterdim. Hatta şuradan bir de bu kargayla tekrar bir bakayım. FPS'leri mevzuyu görüyoruz. Yani en yüksek grafiklerde 2K'da aldığımız değerlerde Assassin's Creed Valhalla'da vallahi de böyleydi yani, onu söyleyeyim. Ay şu espriyi bir daha yapmayacağım. Tamam yapmayacağım. Bir daha yapmayacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugün XFX'in Merc 319 6800 XT ekran kartına yakından baktık arkadaşlar. Verdiği değerleri sizlere objektif bir şekilde gösterdim ve en güzel tarafı, yani evet bir sıcaklık değerimiz var. 76 dereceye çıkıyor ama
fan RPM'ini yükseltmiyor abi. Yani burada XFX fanları yormuyor. %35'lerde galiba maksimumda %45'leri falan gördük. Değerlerimiz bu şekildeydi. A'dan Z'ye objektif bir şekilde tüm değerleri sizlere gösterdim. Videomu beğendiyseniz şöyle güzel bir like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.